Video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Babam öleli 23 sene oldu. Bir abimiz oturuyor miraslı olan bir evde. Hiçbir hakkımız hiçbir şekilde bize geri vermek istemedi şimdiye kadar. Şimdi evi geri almak istiyor. Çok ama çok cüzi bir rakamla. Ben bunu onaylamıyorum, hiç kabul etmiyorum. Çünkü benim de şartlarım çok iyi değil. Yalnız bu konuda da annem üzülsün de istemiyorum. Kimseyi arkama almak istemiyorum. İmza atmak istemiyorum. Günaha girer miyim? Annemin bu konuda üzülür, beni evlatlıktan red ederse diye ne yapacağımı bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz? Buyurun hocam. Efendim tabii elbette rıza şart hanımefendi. Vicdanı onaylamıyor bunu. Yani imza atacak ama burada hak kaybı vardır. Göz göre göre de hakkın kaybolmasına razı olamaz tabii. İmza edemez. Bundan dolayı da elbette sorumlu olmaz. Hakkın hak sahibine doğru bir şekilde, adil bir şekilde teslim edilmesi lazım. Evet, abim ailemden kalan evi benden tabii imza kaçtığında cüz'i bir rakama kendi üstüne almak istiyor. Burada bir haksızlık var. Tabii öyle. Bu doğru değil. Yapılan şey yanlış. Doğru. Yine bir videomuz var. İzleyelim, görelim. Hocam, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Sabahlarımız bir aydır hayır değil, işkence, eziyet görmekle meşgul. İnanın artık televizyon seyredemiyoruz. Bu Müslüman alemi neden bir araya gelip de bu din kardeşlerimizi kurtarmıyor bu eziyetten, bu zulümden? Ebabil kuşları gelecek Müslümanları taşlayacak kardeşlerimize ya, sahip çıkamadığımız için. Bunun bir her çaresi Müslümanların bir araya gelip birlik olup bu kardeşlerimizi kurtarmanın bir yolu, bir duası yok mu hocam? Müslümanın bu eziyeti izlemekte bir günahı, bir suçu yok mu? Bir hesabı olmayacak mı? Ya. İnanın artık televizyon seyredemiyoruz. Ne olur dualarımıza bin dua katıp artık harekete geçmemizin zamanı gelmedi mi? Müslümanların bir araya gelip de bir dur deme zamanı gelmedi mi? Artık işkence, onlar orada işkence, biz burada gözyaşı döküyoruz artık. Sabrımız, gücümüz kalmadı. Hocam buna bir çare ne olur acaba? Ağlıyoruz artık, kalmadı bir gücümüz. Evet, ebabil kuşları gelse bizi taşlardı diyor hocam. Pek hoşuma gitti ya. Allah razı olsun. Yani sanki milletimizin tercümanı oldu bu hanımefendi. Yani hakikaten şu soruya ben ekranda utanmasam ağlayacağım ya. Şimdi ne kadar güzel söyledi ya. Çok doğru söyledi. Zaten efendim bir ayeti kerime var ya, asa en tekrehu şeyen fehu hayrun lekum. Hoşumuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınızadır. Dediği gibi hakikaten ekranlara bakamaz olduk. Yüreğimiz yanıyor. Lokmalar boğazımıza düğümleniyor. Uykumuz kaçıyor. Ama bu olayın altından belki hanımefendinin dediği olacak. Belki Müslümanlar insafa gelecek, akıllarını başlarına toplayacak. Çünkü bu herifler, bu hainler, bu eşkıya sürüsü sadece Gazze'yi hedef almıyor. Yani arz-ı mev'ud diye bir hayalleri var. Aslı yok o, hainliktir öyle. Arz-ı mev'ud diye de o arz-ı mev'ud, vaat edilmiş topraklar. Arz-ı mev'udun içinde bizim topraklarımız da var. Yani ben diyor bu Gazze'yi yutmakla kalmayacağım. Hazır olun. Sizler de sıradasınız ha. Ben arz-ı mev'uda sahip olacağım. Hocam zaten tamamen o toprakları ele geçirdikten evet, sonra ilerleyecekler. Yani bizim de insaf edip aklımızı başımıza almamız lazım. Öyle ucuz değil, öyle kolay değil. İşgale devam edecekler. Diyeceğiz yani, tabii de. Yalnız biliyor musunuz, güneşli havalarda horozlar, tavuklar böyle koşuşurlarken fırtına başlayınca biri başını ötekinin kanadı altına sokar. İşte fırtına başlamıştır. Bundan büyük fırtına mı olur ya? Ya Amerika'nın başı geliyor diyor ki arkanızdayım diyor.
Bir uçak dolusu gemi getirdim, ikincisi de yolda diyor. İngiliz diyor varıyor, hem de oraya biat ediyorum arkadaş, ne istiyorsan varım diyor. Fransızı varıyor, Almanı gidiyor aynı. Sanki Haçlı seferi başlatıyor gibi. Ama o kaç defa Haçlı seferleri bu mübarek milletin karşısında hezimete uğradılar. Hezimete uğradılar. Ama hocam dünya insanları bunun farkında. Tamam devlet, hükümetler olmayabilir ama insanlar, halklar i̇nsanlar öyle falan. Değil. İnsanların mayası bozulmamış. İnsan hocam, demek ki. Hocam dün bir video gördüm, izledim, hatta paylaştım. Evet. Şöyle, hocam Filistinli Müslümanların duruşunu gören yabancılar, yani Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, dünyanın pek çok coğrafyasından şey diyorlar ağlayarak, ya biz bu Müslümanlığı yanlış anlamışız. Müslümanlık böyleyse ben İslam'ı araştıracağım. Değil mi? Deyip Müslüman olanlar olduğu gibi Kur'an-ı Kerim almaya başlayanlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor, ne anlatılıyor, bu insanlar nasıl böyle teslim oldular, bu iman gücüne nasıl sahipler diye İslam'ı araştırıyorlar. Bu ne sabır, bu ne şecaat, bu ne yiğitlik. Hani derler ya hocam, acının içinde tatlıyı gör, derdin içinde devayı gör. Biraz o yöne gidiyor sanki iş. Efendim ama yine de Rabbimizin şu emrini de hatırlayalım. Vâtesemû bihablillâhi cemî'an, topyekun Allah'ın ipine sarılın. Sakın parçalanmayın. Bir başka ayeti kerimede de birlik olun, beraberlik olun. Yoksa devletiniz, kuvvetiniz, gücünüz zail olur. Bir ayeti kerimede öyle. Bakın iki büyük devlet adamımızın sözlerini söyleyeyim. Yavuz'un ve Kanuni'nin. Yavuz ne diyor? İhtilafu tefrika endişesi, köşeyi kabrimde bir karar eyler beni. İttihatken savlete adaye def'e çaremiz, ittihad etmezse milletim dağdar eyler beni. Ya bir kitaplık laf ya, şuna bakın hele. İhtilafu tefrika endişesi, kabrimin köşesinde bende karar bırakmaz. İttihatken birlik iken düşmanın saldırısına çare, ittihad etmezse milletim dağdar eyler beni, yaralar beni. Kanuni de şöyle diyor, mefharet dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya cihanda bahtu saadet vahdet gibi. Cihanda birlik gibi bir mutluluk, başarı sebebi yoktur. Yani diyelim ki bakın, bufalolara aslanlar saldırıyor. Aslanlar boynuzlarıyla saldırdılar mı, aslanları püskürtebiliyorlar. Bakın, demek ki bufaloların, hayvanların birliğinde fayda vardır. Atlara saldırınca, atlar da baş başa verip çifte savurunca ve böylece canavar saldırısından kurtulabiliyorlar. Yani hayvanların birliğinde fayda var. İplik ler bir araya geliyor, gemiyi bağlayacak halat oluyor. İplik. Ama bir araya gelince halat oluyor. Yani bugün 100 milyon yok Yahudi dünyada. Ama 2 milyar nüfuslu İslam dünyası var. Zenginlik kaynaklarını da Rabbim İslam dünyasına vermiş iken, ey İslam dünyası, bugün evet sıra Gazze'de ama yarın sana gelecek. Aklını başına al. Eğer birlik olsalar korkacaklar. Öte çekilecekler. Amerika'sı da öteki de yani hepsi. Evet. O yüzden hanımefendi milletimizin derdini dile getirdi. Çok veciz bir şekilde dile getirdi. Biz bir kere en azından ülkemizdeki birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Yani yüzyıllar beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir olduk, beraber olduk. Milli mücadelede muzaffer olduk. Çanakkale geçilmez dedirttik. Bundan sonra da işte bakın böyle düşmanlar var işte. Bu düşmanların karşısında eğer sağlam durmayacak olursak, Allah korusun, aynen Gazze'nin durumu olur.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.